Yerli tabanca fişeği mevzusu. Hmm. Arkadaşlar her birinden yani şunlar tabii ki burada elimde kalan kutular. 400-500 tane bundan attım. İşte gördüğünüz gibi öz kursan 5 kutu var. Poligondan da en az 2-3 kutu atmışımdır. Sterling 10 numara 5 yıldız. Elimde hala dolu sterlingler var. Bu mermi çok kaliteli. Bu da çok kaliteli. Sterlinglerden bahsedecek olursam çıkış hızları aynı. Yani Parabellum'la e, Luger Sterling'in çıkış hızları aynı. Atış açısından da bir farkları yok. Açıkçası uzun sürede bulundurulacaksa kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Atılacaksa bunu tavsiye ediyorum. Ama değerli ve kaliteli bir mühimmat. Onu söyleyebilirim. Dandun havaya ya da işte şeye sıkacaksanız Enerjisi düşüktür. Tabanca iyi. Hmm, Hedefi çok güzel vurur. Her ne kadar düşük güçlü desek de e, ciddi şekilde etkilidir. Yani öz kursan e, Parabellum falan değil yani. Normal 124 grain. Luger fişek ama oldukça güçlü. Yani bu bile güçlü. ZSR yine e, atışı çok konforlu. Tabancayı yormaz. Zaten 115 grain. Onu da söyleyebilirim. Bu da alınıp atılabilir. Ama benim sanki tabanca bunu daha çok seviyor gibi. Ee, hani atış konfor açısından. Yani patlama şiddeti ve delicilik açısından bu oran olarak çok iyi. MK silah kesinlikle e, bilmiyorum yani aşırı güçlü. Aşırı güçlü olduğu için tabancada grupmanı dağıtıyor mu dağıtmıyor mu gözlemleyemedim. Ama çıkış hızı bu diğer arkadaşlara göre ciddi şekilde yüksek bu MK'nin. Ee, hani yakın mesafeden kesinlikle savunma amaçlı olabilir. kolluk personeli olabilir ama sivil atıcıya yani patlama sesini seven varsa ya da ne bileyim işte kulak sağır olmak isteyen varsa bence daha fazla bundan atabilir yani kulaklık takmadan. Çok rahat sizi sağ sağır eder. Ee, sarsılmaz. Bu bir kere BPS arkadaşlar sarsılmaz demesine rağmen balık kesir patlayıcı sanayi ee, bu sanırım pirinç kovan bu da kaliteli patlama şiddeti MK'ye göre daha düşük ama MK'ye yakın ee, aşırı sert değil MK'nin patlama şiddeti aşırı sert yani en az şahlanan tabanca ile bile tabanca elinizden ayrılmak istiyor arkadaşlar ama sarsılmaz öyle değil daha seri atılabiliyor bu ara buradaki silahla en seri atılabilen fişek hangisi diye sorsalar yani öz kursanla e, Sterling gayet seri atılabiliyor ama bu arkadaş MK yani tabancayı tuta, tutmanız lazım ciddi şekilde öyle seri aparatı takılmış Glock'la falan bilemiyorum yani. yani iyice dağıtır yani öyle söyleyeyim biraz daha e, seri atmayı seven arkadaşlar. Grup atmayı seven arkadaşlar Kesinlikle ee, Gücü biraz düşürülmüş Ses hızı civarında ya da ses hızının altında Hızla çıkış hızına sahip ee, Hızlı grupman atan Mermilere Hani şu da güçlü arkadaşlar sarsılmaz ee, Sterling'den güçlü onu söyleyeyim O da var Öz kursanda gayet yeterli tabii. Normal kullanmak isteyen insanlar için yeterli ama bir MKE ile bir öz kursanı yan yana koyarsanız yani arkadaşlar bu bir buçuk katı falan yani güç olarak yani bu bu başka bir dünya atış atış gücü çok farklı şu ikisinin atış gücü çok farklı yani tabancayı bile elinizde farklı hissettiriyor o yüzden kesinlikle MKE'yi bence e, abartmayın yani bir şeyleri dağıtmak isteyen delmek isteyen insanlar için evet bu kullanılabilecek bir mermidir ama işte grup atmak istiyorum. Enerjisi daha düşük olsun, fiyatı daha düşük ol, olsun istiyorsanız ilk gideceğiniz adres burası. Sonra burası. Ee, yok abi ben silah atarken kaliteyi hissetmek istiyorum diyorsanız e, şu arkadaşlara yönelin. Hani bu atmak için biraz daha uygun Luger olduğu için zaten. Bu da Parabellum bulundurmak için daha avantajlı bir mühimmat. ZSR Ya bunların hepsinin arasında gibi. Açıkçası iki kutu attım hani çok da yorunda bulunmak istemiyorum. Atan ZSR de atıyor. Memnun yani yolda bırakmayan bir mühimmat. Bu arada benim 1500 falan oldu yani silah. TP9 SFX herhangi bir sorun yok. İki kez tutukluk yaşadım. E kez tutukluğun bir tanesi öz kursanla, bir tanesinde sarsılmazla yaşadım. sarsılmaz düşük basınçta patladı. Silah söktüm, Namlunun içine çekirdek var mı diye baktım. E, namludan çıkmış ama düşük basınçta patladı. Bu, e, öz kursan nasıl oldu? Öz kursan poliyonla sanırım bir tanesiyle sorun yaşadım. E, bu arada arkadaşlar, öz kursanın e, hani 500-600 tane 60 gibi oldum. Bir tane çekirdeği düzeltiyorum. Mermi kovanı yırtık geldi. Yani fabrika çıkıştı yırtık. Belki bir tık daha kalite kontrolü arttırmaları gerekebilir. Ama bu fiyata bu tabancayı yormayan gayet kaliteli bir mermi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Silahsever arkadaşlarıma selam olsun.